Merhaba, videoma hoş geldin arkadaşlar. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayız. Evet. Evet, gördüğünüz üzere tam tamına buraya 150 kişi topladık. Şu kare alana, kırmızı çizgilerin dışında kırmızı çizgilerin olduğu kare alana tam tamına 150 kişi topladık. Ve bu 150 kişi içerisinden son kalan kişi videomuzun kazananı olacak. Ve evet, bu videoda diğer videoların aksine büyük ödülümüz var. Bu videoda kazanan 300 kredi alıyor. Kimseye söylemeyin. Aramızda kalsın. Evet, videomuza hoş geldiniz. Bugün sona kalan kazanır yapıyoruz. Yapmanız gereken tek şey talimatlara uymak ve kırmızı çizgiden ne olursa olsun çıkmamak. Ama ne olursa olsun kırmızı çizgiden çıkmayın. Ben anlatabildiğimi düşünüyorum. Onlarla anlaşabildiğimi düşünüyorum. Şimdi ilk öncelikle bu kadromuzu inceleyelim. Şöyle bir bakalım kimler varmış. Benler var. Çoğunlukla benler var. Benleri görüyorum burada. Ben var. Ben var. Bir de bir daha ben var. Bunlar da ben. Bu ne lan? Farklı bir... Çok üzgün. Yok. Çekil yok. Valla yapma. Daha gençsin. Heh, tamam. Takılıyor. İnsanlar arkadaş ediniyor birbiriyle. Arkadaş olmak önemli bu tarz videolarda. Çünkü iki kişi her zaman bir kişiden daha üstündür. Biz o zaman klasiğimizle başlayalım. Topraklıları koyalım. Herkes toprağa. Toprağa geçen elenir. Evet. Çok basit. Ama bakın her sona kalma videosu bu toprağa geçmeyle başlar. Bu artık bu bir kuraldır. Yani ona yapabileceğimiz bir şey yok. Eliyorum. 3, 2, 1. Tamam. Herkes toprakta. Sorun yok. Ama şimdi bir şey yapacağız. Şuraya havalı olanlar taşa geçsin. Diğerleri kalsın. Tamam. Havalı olanlar taşa geçsin dedik. Bakalım toprak ve taş arasında bir seçim yapacaklar şimdi. Alışveriş var. Bir taş ve toprak alışverişi görüyorum burada. Taş ve topraktan çıkan elenir. Tamam. Yeter artık. Yer değiştirmeyin. Tamam artık durmanız lazım. Bu arada ben niye çıkın babayım? Yakışır bir tek olmuş. Tamam. İlk elenen kişimiz Mert Kerim oluyor. Tık. Bitti. Kaldı bilmem birkaç milyon kişi. Tamam artık bunları da eliyoruz. Diğerini göremedim ama Zeus'u gördüm. Elendi. Ceko elendi. Artık çıkmamaları gerektiğini söyledim. Buradan çıkmamaları gerekiyor. Tamam. Yapmaları gereken tek şey çıkmamak. Basit. Tamam bir şey daha koyalım. Ki Kayra. Ama çıkmayın dedim arkadaşlar. Çıkmayın dedim. Herkes eleniyor. Çıkmayın dedim ama. Ama Ensar'da arkadaşlar taş ve topraktan çıkan elenir dedik ama. Tamam onlara da bir bilgilendirme sunuyorum. Taş ve topraktan çıkan elenir dedik. Yani bu kadar basit bir kural. Kız olanlar ve kendini kız hissedenler ahşapa geçsin. Serbest. Tamam bakalım kimler geçecek. Evet. Büyük bir yığılma var ahşapta. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tamam insanları 3 gruba ayırdık tamam mı? Arkadaşlar şimdi bu 3 gruba farklı parkurlar vereceğiz. 3 grubunda parkurları farklı olacak. Artık geçmek yasaklanıyor. 3, 2, 1. Artık olduğunuz yerden çıkmayın. Tamam. Evet herkesi 3 gruba böldük. Çok güzel bir şekilde. Ya koca tavuk senin ne işin var burada? Abi koca tavuk yanlış yere geçmiş ya. Arkadaşlar şimdi toprağa böyle bir parkur yaptık tamam mı? Toprak çünkü normal herkesin bulunabileceği, insanların bulunabildiği alan. Toprağımızın parkuru şu şekilde. Buradan geliyor. Basit bir şekilde şöyle atlıyor ve şu... Arkadaşlar bunu denemek için gösterdim. Bu böyle yapmamanız gerekiyor. Şöyle yapmanız gerekiyor. Şunu şöyle. Heh, bu şekilde yapmanız gerekiyor. Şimdi taşa geçiyorum. Taşın parkurunu yapacağız. Bu buraya atlanmıyordur büyük ihtimalle ama. Şöyle. Heh. Tamam. Onların da mekanı burası. Şimdi arkadaşlar taşın parkuru da bu şekilde. Çünkü onlar havalı. Topraktan biraz daha zor olması lazım. Onlarınki havalı. Hatta onlara şöyle bir neo jump yapalım. Tamam. Ahşaba gelelim. Şimdi ahşapta kendini kız olanlar ve kendini kız hissedenler yapmıştık. Onları da bir tane şöyle ekleyelim. Abi gayet eşit oldu bence. Ne? Ne oldu? Ne oldu? Gayet eşit işte bakın. Burası normal insanların parkuru. Normal kişilerin parkuru. Bu şekilde atlıyorlar, bitiriyorlar. Bunlar havalı insanların parkuru. Çünkü burada havalı insanlar taşa geçsin demiştik. Buradan atlayacaklar, bu şekilde geçecekler. Burada da kız ve kendini kız hissedenler yeri. O yüzden böyle bir şey yaptık. Bence hadi. Amacınız kendi parkurunuzu tamamlamak. Başka parkura geçmeye çalışanlar elenir. Herkes kendi bloğunun parkurunu yapacak. Başlayın. Şöyle bloklarını koyalım onların. Tamam. Toprağı da koyalım. Dur arkadaş onu atlayamazsınız. Şöyle onlara da bir toprak. Şöyle. Tamam taşa size geliyorum arkadaşlar. Size de geliyorum. Geldim. Tamam. Şimdi herkesi şöyle bir izleyelim. Gör ahşap arkadaşlar. Oha ahşaptaki hızlı yok. Oha. Arkadaşlar bu arada siz burada hangi parkurda olmak isterdiniz? Hangi bloğun parkurunda olmak isterdiniz? Bunu yorumlara yazmayı unutmayın. Orada bir tartışalım bakalım. Toprakta yapmaya çalışanlar var. Taşlı daha fazla yapmaya çalışanlar var. Ve süre kısıtlı. Şimdi bakalım. Neler olacak çok merak ediyorum. Toprağı da yapamayanlar var bu arada. Toprağı bayağı yapamayan var. Neyse biraz süre verelim onlara. Arkadaşlar bu arada gördüğünüz gibi en zor parkurda iki tane ben varım. Hani... Ya bu sefer... Better ho.
son 20 saniyeniz diyelim. Artık arkadaşlar son 20 saniyeleri yaptılar, yapamadılar, hafiften artık süreleri bitiyor. Yapamayan arkadaşlarımız parkur etabında eğlenecek. Son 10 saniye. 9, 3, 1 artık parkurlarını kırıyorum. Maalesef geçemeyenler elenmiş olacak. Taş en zor olduğu için en çok zaman onlara veriyorum. En geç onlarınkini kırıyorum. Şöyle. Arkadaşlar üzgünüm. Üzgünüm, yapabileceğim bir şey yok. Yapabileceğim bir şey yok. Gerçekten benim elimde olan bir şey değil. Artık taşı da kıralım. Havalı olduğunuzu söylediniz. Havalı insanlar bunu yapar. Hemen yapar. Bak orada kaç? 2 tane ben varım. Nasıl? Hatta 3 tane ben. 3 tane ben varım. Bakın. Şimdi arkadaşlar buradakileri eliyoruz. Çağlı yok. Bari ben pat diye ses çıkarım. Pat. Çat. Küt, hapurt, katurt, hapurt, löpürt, lüp, küt, kat, kut. La tipe bak. Hop. Tefa. Üzgünüm. Öyle bakma. Öyle bakma seni kurtarmaz. Bırı. Üzgünüm. Kurumuş boğazım bekliyorlar yol ağzında onun. Abi hayır ya. Ne haber? Şey seni elemem lazım. İnsanlara bakıyor. İnsanlara bakıyor. Elemem lazım seni. Gel gel gel. Kendi kaderine razı ol hadi. Hadi kaderine hadi. Ben bakmıyorum. Hadi bakmıyorum. Hayır! Arkadaşlar aşağı inebilirsiniz. Şimdi çok güzel bir eleme yöntemi var aklımda. Onları size göstereceğim şimdi. Bir önceki videoda da aynısını yapmıştım. Kırmızı çizginin dışına bir şey kuracağım. Bir bölge yapacağım ve insanların oraya atlayıp atlamayacağına bakacağım. Arkadaşlar kırmızı çizgiden çıkmak ne olursa olsun yasak. Bakın bunda hemfikiriz. Mesela şöyle bir yer yaptığımda buraya kimlerin geleceğini çok merak ediyorum. Bakalım kimler bu tuzağı yiyecek? Evet. Buraya hatta bir sandık koymak istiyorum. Eyvah! Eyvah! Onu da gördüm. Neydi o? Nerede dream? O dream nerede? Hah gördüm. Hop başka kim var? Bu da çıktı. Ucundan da olsa çıktı. Görüyorum bakın. Çıkmayın al kırmızı çizgiden çıkmayın. Tamam arkadaşlar birkaç kişiyi elemiş olduk. Arkadaşlar bakın bu tuzak her zaman işe yarıyor. Daha gelecek var mı? Oha baya... Yok yemezler. Yemezler onu. Var mı? Chest'e güzel eşya koyuyorum. Hatta şöyle elmas kılıçla açayım. Sonra kapatayım. Ya sizce oldu mu yani bu? Tamam arkadaşlar 2 kişi daha eledik. Aynı şeyden 20 kişi daha eledik bak. Bir dakika başka bir hareket daha yapayım. O ne? O da çıktı. Ne o? Merplese. O da çıktı abi taşa gelmeyin. Neyse bir tane daha koyayım. Bu sefer gerçekten koydum. Aa geliyor. Şimdi şöyle bir mantık var. Senden önceki kişiler aynı hareketi yapıp elendiyse senin bunu tekrar yapmanın ne anlamı var? Ne olursa olsun kırmızı çizgiden çıkmak yasaktı. Elenenlere tebrikler. Acil'i de gördüm. Hadi bakmıyorum gel. Bak şimdi ben. Bak bir dakika. Gelen olursa bir daha eleyeceğim. Sen var mı? Bunu yiyecek var mı? Tebrikler. Şunu şöyle atsam peki. Tamam bu sefer evet harbiden yemiyorlar. Tebrik ederim. Tamam o zaman şunu bir kıralım. Ne oynamak istersiniz? Çok komiksin keşke yakışıklı olsan çıkın olmuş. Oğlum ayıp değil mi lan? Bakalım insanların ne yazdığından. Yapı kapışma sır. Ronaldo mu? Tamam doğru yanlış yapalım. Doğru yanlış tamam. Benim tarafıma doğru gelin. Şimdi bir tane kırmızı yün, bir tane yeşil yün alıyorum. Arkadaşlar şimdi doğru yanlış yapacağız. Arkadaşlar şimdi doğru yanlış oynuyoruz. Size sorduğum şey doğruysa yeşile, yanlışsa kırmızıya geçeceksiniz. Sadece bu oyunu kırmızı çizgiden çıkabilirsiniz. Şimdi tek bir şey kaldı, benim soru bulmam lazım. Arkadaşlar doğru yanlış sorusu bulmak için yapay zeka kullanıyorum. ChatGPT bana doğru yanlış sorusu ver. Abi işte size bu doğru yanlış sorusu. Kuşlar sadece kırlarda yaşarlar. Doğru mu yoksa yanlış mı? Cevap ne? Bu ifade yanlıştır. Kuşlar kırlarda yaşayabilecekleri gibi ormanlık alanlar çözün. Tamam soruyu bulduk. Arkadaşlar kuşlar sadece kırlarda yaşarlar. Doğru mu yanlış mı? Geçin bakalım. Şöyle geçin bakalım bir. Hadi bakalım hadi. Herkes yanlışa geçiyor. Nereden biliyorsunuz? Bu soruyu nereden bilebilirsiniz? Abi bir dakika bu şekilde bu oyun bitmez ama. Bir dakika bu şekilde bu oyun bitmez. Bu herkesin doğru bilmemesi gerekiyor. Yolları kapatıyorum. 3, 2, 1. O ne ya? Şifre yazdım da olsun. Tamam artık burada kalanları eliyoruz maalesef. Yani bunlar şey de yapmış olabilirler. Kırmızı çizginin dışına çıkmak yasak diye de yapmış olabilirler de bu oyunluk bu kuralı bozabilirsiniz demiştim. Geri gelin. Ben bir aboneme bakayım. Ben kaç aboneydim? 190. Chicken Holmes 295 bin abonedir. Doğru cevap 290. Bakalım doğru bilecekler mi? Doğru mu? Yanlış mı? Abi nasıl bilebilirsiniz? Her soruyu biliyorlar. Aslında birbirlerinden de bakıyor olabilirler de. Birkaç kişi doğruya geçse aslında kafaları karışır. Herkes geçti, yanlışa geçtiği için şey yapıyorlar. O zaman biraz onları zorlayalım arkadaşlar. Zorlayalım. Yolları kapatıyorum. 3, 2, 1. Bir yapay zeka yardımı daha alalım. Bana cevabı ile beraber doğru yanlış sorusu ver. Dünya güneş etrafında döner. Doğru mu yoksa yanlış mı? Oğlum bunu bilmeyen zaten
Daha zor. Birkaç dili öğrenmek beyin için olumlu bir etki yapar. Doğru mu yanlış mı? Cevabı ne? Bu ifade doğrudur. Bu doğru arkadaşlar, tamam. Sıradaki doğru yanlış sorumuz geliyor. Birkaç dili öğrenmek beyin için olumlu bir etki yapar. Doğru mu yoksa yanlış mı? Hadi bakalım, bak bu sefer zorlayabilir. Doğruya geçen. Abi birkaç kişi doğruya geçtiğinde herkes doğruya geçmeye başlıyor. Ama bak şimdi bu ileride şaşırtabilir mesela. Emin misiniz diyelim. Bence bu kesin kafa karıştırır. Dedim ama ben. Emin misiniz dedim, birkaç kişi yerini değiştirdi. Son kararımızın yolları. Kapatıyorum. Birkaç kişinin şöyle kafasını karıştıralım. 3, 2, 32, 1. Kapatalım. Evet, cevabımız doğruydu maalesef. Tamam, yolumuzu tekrar geri açalım. Arkadaşlar sıradaki doğru yanlış sorumuz geliyor. Kutup ayıları kutuplarda sadece geceleri yaşadılar. Doğru mu yoksa yanlış mı? İnsanların bu kadar fazla şey biliyor olması beni şoka uğratıyor. Bence yarısı da bilmiyordur. Çok zor, çok zoru lazım, çok zoru lazım. Evet, bir dahaki doğru yanlış sorusu. Bir karıncanın gözleri var. Doğru mu yoksa yanlış mı? Bunu mesela bilmiyordum. Evet, evet, şimdi kafalar karıştı. Arkadaşlar, siz niye bir topluluk bir yere geçince buraya geçiyorsunuz otomatik? Bunu bir soralım. Emin misiniz cevaba? Bence cevap yanlış. Bana güvenenler yanlışa geçsin dedim. Yani abi yalvarırım yanlışa geçin. Çok kalabalıksınız siz orada. Abi benden günah gitti. Gerçekten tüm doğruyu elerim. Arkadaşlar ben uzun süre ikna etmeyi denedim. 10, 7, 5, 3, 2, 1. Son şansınız büyük bir yıkım olacak. Tamam, yapacak bir şey yok. Öyle kırmaya başlayalım. Demek bana güvenmezsiniz. Demek bana güvenmezsiniz. Tamam. O zaman bu. Yapabilecek bir şeyim yok. Tamam, birkaç kişi arada kaynadı ama yapabileceğimiz bir şey yok. Herkes elenirse biz kime oynatacağız arkadaşlar? Şimdi biraz karan karan olması lazım. Çünkü ben çok ikna etmeyi denedim. Bakın ben kendim söylüyorum arkadaşlar. Karıncanın gözü yok. Anteni var diyorum ama bana inanmıyor. Neyse. Gelin. Damat. Gülmeniz lazım, gülün. Ay, çok komik, keşke yakışıklı olsam. Kırmızı çizgiden çıkmama kuralınız devam ediyor. Tamam arkadaşlar, o zaman şöyle bir kırmızı çizgiden çıkmama kuralı devam ederken hemen şöyle bir şey yapalım. Var mı gelecek arkadaşımız? Gelecek şanslı arkadaşımız var mı? Erdem, en azından kılıcı aldın. Bir de öyle düşün. Erdem 411 kılıcı alıyor ama maalesef hayatını kaybediyor. O da biraz yanlış oldu. Şurası güzel bir yere benziyor. Geçmek ister miydiniz? Ada var bakın arkadaşlar burada bir tane. Bakalım geçmek isterler miymiş? Tamam, evet var. Aklımdan bir sayı tutacağım. İlk bilen adaya geçecek. Tamam, sayımız 20. 1-30 arasında sayı tuttum. Bilen adaya geçer. Bu kadar basit. Açtım. 20 yazanı ilk kişi alıyorum. İnşallah yazmışsınızdır. Bakalım var mı 20'miz? 20'miz var mı? Var mı? Var mı? Çok yakın var 20'dir ama yok. Devam ediyoruz. Göremiyorum 20. 20, 20, 20, 20 yazan, 20 yazan. Yok. Devam ediyoruz. Arkadaşlar kalan ki 70 kişi 1 ve 20 arasında, 1 ve 30 arasında tuttuğum sayıyı bilemediği için baştan 1 ve 10 arasında bir sayı tutuyorum. 1 10 arasında bir sayı tutuyorum. Onu bilin. Tamam. Sayımız 8 arkadaşlar. 8 yazan ilk kişi alıyorum. Birisi yazdı, birisi yazdı. Abi o ilk yazanı alamayacağım büyük ihtimalle. Neyse en üsttekini alıyorum. Jojo oyunda yazdı. Jojo oyundayı şöyle alalım. Ayrılma buradan diyelim. Emin olalım. İki kişiyi daha alacağım. Tuttum. Sayımız 5 arkadaşlar. 5. Bay Furkan yazmış. Hemen Bay Furkan'ı Jojo'ya alalım. Bu seferki sayımız 3. 3 yazan var mı? Darkness 361. Tamam, Darkness'ı da alalım buraya. Evet. Şimdi PvP'yi 10 saniyeliğine açıyorum. Birbirinizi elemenin tek yolu lavdan aşağı atmak. PvP açıldı. Evet arkadaşlar, PvP açtık. Bakalım ne yapacaklar? Ben merak ediyorum. Birkaç kişi elensin en azından PvP açıkken. Artık birbirlerine canlarını mı alırlar? Birbirlerini aşağı mı atarlar? Ona emin değilim. Bakalım artık. Pek bir aşağı düşebileceklerini zannetmiyorum ama birileri ölebilir. Aynı, hatta birisi öldü, evet. Adadakiler birbirini öldürdü. Bir dakika. Adada kavga çıktı. Adada büyük bir kavga çıktı. Adaya bir bakalım. Ne yaptınız ya orada? Adadakiler de savaşıyor mu? Aa! Adada Bay Furkan kaldı. Adadakiler birbirine ihanet etti. Demek ki adaya geçmek çok iyi bir fikir değilmiş. Kılıç atıyorum. Bakayım rastgele bir şekilde şöyle bir kılıç atalım. Yumrukların havada konuştuğu bir VS'de kılıç biraz güçlü olabilir. Bakalım kılıcı alanlar nasıl bir performans sergileyecek. Birkaç kişi elendikten sonra PvP'mizi kapatacağız. Hop, tut bakalım. Hop, hop. Bir tane demir kılıç attım yanlışlıkla. Neyse hadi bakalım. Demir kılıç ölecek yalnız. Demir kılıç niye ölecek?
Evet, demir kılıçlı yadırdılar. Bu biraz üzücü oldu. Artık PvP'nin kapatma zamanı geldi. PvP kapandı. Şöyle kimlerin elendiğine bakalım. Berkınız elendi. Jojo elendi. Astro elendi. BRN elendi. BRT elendi. Bori elendi. Whiteblack elendi. Strater de Bogolaba Cugumurgu elendi. Yağız elendi. Aura elendi. Arishama elendi. Tamam. Elman tarlarından o eşyaları alalım. Kılıçları bir bırakalım. Şimdi şöyle bir şey yapmayı planladım. Benim yanıma gelin aynen. Beni çok seviyorlar o yüzden. Taşın dışına çıkın. Her taşın içinde olan elenir. Biz uyarımızı yaptık. Biz uyarımızı da yaptık arkadaşlar. Yani hayatta da hep uyarılarımızı güzelce yapıyoruz. Şimdi buradan da bir tepeden alacağız. Tamam. Taşın etrafında dönmeye başlayın. Duran elenir. Tamam, şimdi dönmeye başlasınlar. Onlara aralara tuzak koyacağız arkadaşlar. Koşmayı bırakan harbiden yarışmasında gibi. Bu arada Fatih Sultan Mehmet görüyoruz yine şurada. Şurada bir tuzaklar açalım mesela. Şurayı şöyle bir açalım rastgele. Ben şöyle koşarken rastgele açıyorum delikleri. Belki birileri düşer. Kim bilir yani, değil mi? Hatta oraya bir cam yapalım da herkesi görelim. Bakalım, buralardan düşecek insanların olduğunu pek düşünmüyorum ama şöyle sağlam bir boşluk açarsak düşebilirler. Duran elenir unutmayın. Orada bir duran arkadaşımız var, maalesef eleniyor. Tık. Şuradaki boşluğu 3 blok yaparsak. Tamam. Buradaki blok 3 boşluk. Ben burada en az bir kişinin, 2 kişinin eleneceğini düşünüyorum. Orada birisi gitti bile. Efraim bayıldı. Çocuklu börek bayıldı. Hiçbiri de burada bayılmadı. O küçük boşluklarda bayıldı. Aynı yere dönüp dolaşmayın. Düz ilerleyin. Bobby elendi. Yaşa. Abi kimse burada elenmedi. Nerede eleniyorsunuz siz? Şu boşluklarda eleniyorlar. O da garip. Kırmızıdan da geçebilirler bu arada. Onun hakkında bir yasağımız yok. Bu arada birçok fazla ben var. Aşırı fazla ben var. Orada birisi daha. Hasan abiniz gitti. Hasan abi başaracağım. Ben şurayı da bir açma kararı aldım. Ama ben kendimi elemeyeyim de. Bakalım buradan elenenler olacak mı? Bir kişi daha düştü bu arada. Steve. Steve düştü. Böyle kalkalım kaç kişi? Arkadaşlar yarışmamızda kalan son 43 kişi sen duruyorsun. Maalesef Teresa bir önceki yapı kapışması turnuvasının kazananı doğurduğu için eleniyor. Durmak yasak. Devam. PvP açalım. PvP açılıyor. İlginç bir şey olabilir aslında. Evet. PvP açık bakalım. Hemen hızlı bir kapışmalar izleyelim. Bakın koşmayı bırakmamanız lazım. Koşmayı bırakmamanız lazım. PvP'nin açık olması hiçbir şey değiştirmez. Burada aksiyonlar var. Bakın en iyisi bak orada birisi mesela geri doğru gidiyor. Bu yanlış bir davranış. O şekilde babası ve Sultan gitti. Fatih Sultan Mehmet elendi. Yarışmamızın favorilerinden. Aha. Asit. Asit önünü kapatıyor. Asit. Asit ne yapıyorsun? Birisi daha gitti orada. Boşluktan. Herkes oraya. Evet, artık bu arada bayağı az kişi kaldı. Biz bu yarışmaya 160-170 kişi başladık ve artık 40 kişi var. Ve çok iyi zamanlama. Çok iyi zamanlama. Tamam, altları 17. Evet, burada deniyor. Herkes bir şeyler deniyor ve evet yine güzel bir zamanlamayla boşluktan aşağı düşüyor. Bir kişi daha gitti arkasından. O ne yapıyor? Ve Levlevi de gitti. Levlevi. Yazık oldu Levlevi'ye. Evet, burada Yusuf vurmaya çalışıyor. İnsanlar eleniyor, yanıyorlar. Geriye doğru koşanlar var. Herkes birbirine vurmaya çalışıyor. Şu boşluklarda iyi zamanlama yakalamak önemli aslında. Ve orada... birisi daha düştü. Birisi daha düştü. Brock mahvediyor. Brock mahvediyor. Bak, ama onu yapamazsın. Onu yapamazsın. Dressed. Dümdüz koşman lazım. Dümdüz. Neydi onun nicki? The Real Better. Neyse, bir tane şans tanıyalım. Balık kafa gitti, favorim nereye gidiyor? Favorim derim gidiyor. Ve artık PvP kapatalım. Tamam, artık yeter. PvP kapandı. Tamam, yeter. Ama o ikinci şansı vermem. Geri dönüp vurmak yok. İlerleyeceksin. Koşun. Tamam. Camın içine geçin. Geç. Sona kalan kişilere bir bakalım şöyle. Sona tamına 16 kişi kaldı. Sona kalan 16 kişisiniz. Ne düşünüyorsunuz? Kötü. İyi. Mük. İyi. Basit. Basit diyene abone oldum. Arkadaşlar ben basit diyene abone oldum. Siz de video hoşunuza giderse abone olabilirsiniz. Ama video hoşunuza giderse biz de zorlamayın. Abi anam çağırıyor. Pazara gitmiş. Bana donanmış. Bekle geleceğim. Allah Allah. İyi. Sıradaki oyunumuz camdan kurtulmak. Size hazırlayacağım parkurda camdan çıkmayı başarırsanız kazanırsınız. Basit. Şimdi artık arkadaşlarımızı izleyelim. Şimdi burada bir sıkıntı var. Zor olan yerlere şu şekilde bir destek sağlayalım. Bakalım ilk kim bitirecek? İlk bitireni adaya alıyorum. Evet, burada Mustafa ve Cheese geliyor. Mustafa ve Cheese mi? Mustafa mı Cheese mi? Peynir yere düşüyor Mustafa. Mustafa adaya hak kazandı diyelim. Şimdi var şurada bir tane peynir var. Peynir, videoyu buraya kadar izleyenler yoruma peynir yazsın. Aramızda kalsın ama. Tamam abim. Bu da Mergen işte. Tipe bak, şu Emma bak. Bu da Mergen. Mergen de yaptı. Parkuru artık hafiften kolaylaştıralım. Şöyle yani çok zorlamanın bir anlamı yok.
Bunu da yapamayan artık yapacak bir şey yok. Opi Hittus'ta bir TRT 3 kişi parkurumuzu bitirmiş durumda. Mustafa'yı adaya çekelim unutmadan. Aa burada Furkan da var. Bir dakika biz adadaki Furkan'ı unuttuk. Aa biz bu adamı unuttuk. Bizim Furkan vardı ya burada adada bir tane bekleyen. Son 1 dakika parkur için. Ben de geçeyim. Momentum al. Hadi. Abi onu durarak yapamazsın arkadaşlar. Şu böyle bir şey yok. Momentum alman lazım oradan. Oradan momentum alman lazım. Yok. Yok onu yap. Onu yapmayan geçemezsin zaten. Son 10. Momentum al. Öyle geçemezsin. 7, 5, 3, 1. Blokları kırmaya başlıyorum. Sen de çık. Ve artık yapacak bir şey yok. Hadi bir son şans veririm. Son şans. Sen de çık. Bitti. Ne yapıyorsunuz? Artık arkanızdan yavaş yavaş kırıyorum. Atağın kanı elendi. TCSV 10 elendi. Geliyor Kral Chicken. Nick'in çok güzel ama eleneceksin. Geliyor hızlı ol. Hop. Bir o yana. Bak arkandan kırıyorum. Çok tehlikeli geliyor. Momentum al. Ama maalesef o da elendi. Ben de geçmişim. Tamam. Şimdi aşağı ineceksiniz. Arkadaşlar şimdi de yapmaları gereken tek şey aşağı inmek. Bu sefer buraya inecekler. Amaçları buraya inmeye çalışmak. Tamam ben size parkur yapmaya başlayayım. Başla. Burada bayağı basit bir parkurum var. Burada kimsenin düşeceğini sanmıyorum ama devam edecek maceramız. Bakalım. Burada da mergen var. Evet, tahmin ettiğim gibi kimse düşmüyor bu var ilk parkurumuzda. Ben burada bir sıkıntıyım. Abi benim favori karakterim Peynir. Bence Peynir kazanacak bu yarışı. Ya favori karakterim demeyelim de bence Peynir kazanacak. Devam ediyoruz. Başla. Evet bakalım burada elenenler olacak mı? Aa! Hayır. Kim gitti? Opitus gitti. Çok az kalmıştı Opitus ama maalesef aramızdan ayrılıyor. Ve ben de geçtim çalmam. Şimdi biraz daha zorlaştırıyoruz artık. Başla. Bakalım burayı izleyelim bir de. Herkes güzelce tatlı bir şekilde yapıyor. Tamam buradan da tahmin edeceğiniz de üzere düşen olmadı. Buradan atlayamazsınız siz. Başla. Momentum alın arkadan. Tamam. Arkadaşlar zor. Mergen elendi. Yusuf elendi. Biraz zor ama bunu yapmanız lazım artık. Yapacak bir şey yok artık. Zorlamamız lazım yoksa kimse elenmez. Biraz zor bir parkur. Evet. Brock da yaptı. Güzel. Ben yapamayacağım. Bak izleyin bak. Düşecek. Yere düşecek. Aha. Beni şaşırttı. Beni şaşırttın. Ömer Bey 46 raporlu. Raporlu olmasına rağmen başarılı bir şekilde geçiyor. Kaldı. Son 8 kişi. Düşüncelerini alalım bir son 8 kişiyken. Allah Allah arkadaşım ya. Şimdi renk oyununa geçelim. Mavi ya da kırmızıya geçin. Şimdi renk oyunu yapacağız arkadaşlar. İki renkten birine geçecekler. Dispenser'dan çıkan renk elenecek. Son kararınız mı? Şöyle şunu koyalım. Fırlatıcıdan çıkan renk elenecek. Herkes tercihini yapsın. Arayı kapatıyorum. 3, 2, 1. Evet bu sefer çok ilginç bir tercihler var. Renk oyunumuzdaki durumu gösteriyorum. Bir tane arkadaşımız kırmızıda, diğer tüm herkes mavide. İki rengi koyuyorum. Çıkan renk eleniyor ve çalıştırıyorum. Ve tahmin ettiğim gibi de oldu. Mavi renk, kalabalık, tüm herkes aynı renkte eleniyor maalesef. Hadi atlayın. Kaderinize razı olun. Ya da dur, dövüş, savaş. Tamam. Geldi gerçekten. Bir daha yapalım şimdi aynı şeyi. Yine aynı renk oyunu. Çıkan renk elenir. Tamam bir tarafta ben varım. Bir tarafta Ömer Bey 46 raporlu var. Bak şimdi bir tarafta benim tipim var. Bir tarafta da Nick'i çok uzun olan biri var. Ben Ömer Bey kazanır bence. Ömer Bey kazanabilir. Kazanmasını da isteyebilirim. Bakalım çalıştırıyorum. Kim çıkacak? Ömer. Veda vakti Ömer. İyi savaştın. İyi çabaladın. Seni seviyoruz. Videodakiler de seni seviyor. Değil mi arkadaşlar? F. çok ayıp. Tamam. Bana benzeyen şahıs. Hemen sevinme. Adada iki kişi daha var. Tamam. Arkadaşlar şimdi adada iki kişi daha var. Bunların bir şekilde iki kişi kalması lazım. Aklımda çok güzel bir oyun var. Arkadaşlar şimdiki oyunumuz son oyun. İhanet oyunu. Herkese bir kitap vereceğim. Bu kitaba kendi dışında kimin elenmesini istediğini yazacak. İki isim, iki
kitapta aynı isim olursa o kişi elenecek, diğerleri kalacak. Evet arkadaşlar, bu son artık biraz sert bir oyun. Elenmesini istediğiniz kişileri yazacaksınız bu kitaba bakalım. Al. Yazdıysanız bana geri verin. Bakalım. Ve diğeri alayım abim. Evet, Mileceğin yazdığı isim. Allah Allah. Furkan'ın yazdığı isim Milecek. Mustafa'nın yazdığı isim de Furkan. Bir dakika, bir sıkıntı var. Bir sıkıntı var. Şunu düzelt. Düzelt şunu. Allah Allah. Allah Allah. Tamam, Milecek şu an kimin eleneceğine karar verecek. Mustafa'yı yazarsa eşit oluyor. Furkan'ı yazarsa renk oyununu yapacağız. Furkan'ı yazarsa Furkan elendi. Mustafa, Milecek. Hepiniz farklı isimleri yazmışsınız. Düşünmek isteyen, fikrini değiştirmek isteyen var mı? O zaman renk oyunu. Tamam, ihanet oyununda herkes birbirine sadık çıktı. Renk seçin. Ben mi geçeyim? PvP açıyorum o zaman. Arkadaşlar PvP açıyorum. Bir kişi elendiği gibi PvP kapatıyorum. Ve son oyunumuzda PvP açılıyor. Hazır mısınız? Evet. Son PvP yarışmamız başladı. Artık bunda elenen yani sıkıntı. Bunda elenen son ikiye kalamıyor. Senin de arayı şöyle açalım da. Evet. Bakalım kim kazanacak? Bilecek'i unuttular orada ama. Şurayı bir açalım biz. Evet arkadaşlar, bu arada bu yarışmada elenen sona kalmamış oluyor. Son iki kişi kazanacak. Yani son iki kişi kazanacak mı kazanmayacak mı onu da bakacağız artık. Evet, büyük kapışma. Bir kişinin elenmesi lazım burada. Bir kişinin elenmesi lazım. Mavi yeri siliyorum. Mavi yeri kırmaya başlıyorum artık. Herkes köşelerde duruyor. Artık büyük an. Dın 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 dın. Son savaş. Ve düştü. Dur. Tamam. Furkan elendi arkadaşlar. Son iki kaldınız. Tamam. Şimdi sohbeti açacağım. Ödülü paylaşmak mı yoksa tek başına mı almak istediğinizi söyleyeceksiniz. Anlaşın. Tek başıma. O zaman bir kazanan olacak. O zaman bizim klasik final oyunlarımızdan birini yaptıracağım arkadaşlar. Doğru kapıyı bulmaktır. Her zaman. Evet arkadaşlar, final anı. Artık demir blo son yarışmamızda demir blo seçen kaybedecek, elmas blo seçen kazanacak. Son kapı seçme yarışı. Doğru kapıyı seçip kazanmaya çalışacaksınız. TP'lediğim gibi bir kapıya gidin ve girin. Artık kazanan belli oluyor. Bum bum çık. Aynı kapıya. Evet ve tercih aşaması başladı. Ve yarışın kazananı Mustafa kazandı. Bum bum bum. Dün dün çum tut tut. Ve 222. yarışmamızın kazananı Mustafa BY oluyor. Mirecek ödülü paylaşmak istemedi. Ben tek alacağım dedi. Yarıştı ve yarışmayı kendi elleriyle teslim etti. Mustafa tebrikler. Mustafa yarışmamızın kazananı oluyor. Düşüncelerini alalım. İlk yarışmam iyi geçti. Tamam, teşekkürler. Kolay değildi. Abi hayır, senin kolaydı. Çok kolaydı. Basit tutum rakipleri neyse. Videoya ne söylemek istersin? Abone olup like atın. Evet arkadaşlar, size abone olup like atmayı unutmayın bu arada. Sitede harcayabileceğin 300 kredi kazandın. Kendine iyi bak. Evet arkadaşlar, siz de Mustafa gibi yarışmalara katılıp kazanmak istiyorsanız Discord adresimize gelebilirsiniz açıklamadan. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atıp videoyu paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Ben kaçtım.